geri! Vermek geri! Biri coşkudan, dostlarınki coşkudan titrer. Ey bütün bu işlerin mimarı, bu önemli çabaların, çalışmaların oluşmasını sağlayan ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sayın Fethullah Gülen, terörist başı Fethullah Gülen hakkında övgüler düzüyordu. Evet. Evet sevgili seyirciler, işte bakın böyle Erkan Tan'ı sevgiyle analım buradan. Ver mehteri. Organize suç örgütü lideri diye açık açık söyledi. Sonra da Sedat Peker'e cevap verin dedi. Şimdi bu birdenbire olmaz. Yarın Sedat Peker çıkar. Sedat Peker'e cevap verin demiyor. Ankara'da Sedat Peker'in iddialarına cevap verin cevap diyor. Verin diyor. Yani Sedat Peker'e cevap verin diyor. Hayır, Sedat Peker'e cevap verin demiyor. Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Türk halkına cevap verin diyor. Yani sonuç itibariyle Sedat Peker'e cevap verin. Türk halkına cevap verebilir. Zaten Sedat Peker'e cevap vermiş olacak Mine Hanım yani doğal olarak. Hacı Bey, Sedat ben Türkçeyi gerçekten iyi kullandığımı düşünüyorum. O yüzden bu cümleyi bir kez daha kurmak istiyorum. Sedat Peker'in iddia... Ama Hacı ile aranızdaki fark şu. Hacı'nın Türkçesi Ak Türkçe. Benimki de temiz bir Türkçe diyeyim sizin o zaman. Sizin Türkçeniz de D Türkçe. Demokrat Türkçe benim. Hayır, demokrat değil, demode Türkçe. Demokrat Türkçe. Demode olabilir. Ya şimdi işine bak, demokrat Türkçe göreceksin, göreceksin şimdi. Göreceksin. Bunlar yetmez. Yani terörle meydanlara mücadele. Çıktığını anlatamayacak mı diyorsunuz? Niye anlatamazsın? Anlatsana. Ne söyleyecek? Yani soracak. Devlet Bey var, niçin yani siz bir kişiye bu kadar yetki veriyorsunuz dediğiniz zaman cevabı var mı? Yok. Var, parlamento. Var diyor Cemil. Parlamento. Parlamento tamamen işlevsiz hale getiriliyor. Cevabım var mı? Yok. Devlet Bey ya bu ya sistem ya olursa... MHP yok. Baştan aşağı yalan bunlar MHP, ya. Bak yalan diye konuşmayın gidelim. Yalan diye konuşma. Yalan meclis yok ne demek yalan ya. Diye yalan konuşma. Eksik yalan deme. Yalan. Bak yalan diyemez. Yalan meclis yalan yok diyorsun ya. Bir örnek vereyim. İkide bir sen baştan aşağı yalansın. Ya yalan bir dakika. Hem cahil hem yalan ya. Böyle şey olur mu? Demin varlık fonunda bile yalan konuşuyordu. Bak yalan diyemez. Varlık fonu gibi de senin çok sevdiğin hırsız Cem Uzan gibi çifte hesap tonu olmayacak. Sen çok seversin Cem Uzan gibi. Peki akıştan bak bir şey söyleyeyim. Bak akıştan devam edelim. Bel altın vursam ben daha iyisini yaparım. Ben bel altın vurdum sana. Cahilsin. Ya ne cahilsin? Ya bırak şimdi bunu ya. Haddini bilmiyorsun olur mu? Ama böyle bir yalan da var. Böyle bir yalan olur mu? Yalan konuşuyorsun. Nasıl yalan? Böyle tartışma. Yalan değil kardeşim. Türkiye bir kişiye veriliyor. Parlamento devreden çıkarılıyor. Yargı olduğu gibi yok sayılıyor. Ya nasıl? Nesi yalan bunun? Yalan söyleyeyim. Ver bakayım hadi söyle bana. Bir kişiye veriliyor mu verilmiyor mu? Meclis ayrı, hükümet ayrı. Nerede ayrı? Meclisin ne gücü var? Ne yapacak? Başkan ayrı seçeceksin. Ya, kardeşim, ya dur, ayrı seçiyorsun. Aynı gün seçiyorsun. Başkanı ayrı seçiyorsun. Meclis aynı gün seçiyorsun. Ya başkan hükümetten, başkan AK Parti'den olabilir. Başkanı. Meclis CHP'den olabilir. Başkanı. Ya bir saniye. Başkan ya, çünkü AK Parti'den olabilir. Ya niye böyle yap? Sen bütün seçimleri AK Parti mi kazanacak zannediyorsun? Hayır AK Parti kazanacak demiyorum. Kazanacak. Şu anda getirilen bu. Götürüyorum. Ya değil. Bak bu da doğru değil. Bu da gerçekten çarpıtma oluyor. Bak anlatayım.